Zordasınız. Batı'dan para bulamıyorsunuz. Araplara gittiniz. Alabildiğiniz kadar alıyorsunuz. Arapların da hepsinden değil. Özellikle Körfez'deki zengin Araplara gidiyorsunuz. Onlardan tetiklemeye çalışıyorsunuz. Sonra baktınız iyice sıkıştı. Vatandaş orada bekliyor. Biz bekliyoruz burada. Hadi bakalım yarın ne gelecek? Harcamalara baktığımız zaman öbür gün ne gelecek? Ama yok bak bu. Hayır, burada da iktidarın bir başarısı var. Tıpkı bu son NATO toplantısında olduğu gibi Erdoğan ne dedi giderken? Avrupa kapılarını açıp İsveç'e NATO kapılarını açalım dedi, değil mi? Buradaki AKP yandaşları Allah zil takıp oynuyor. Avrupa'ya gidiyoruz. Vize kalmadı. Allah filan Viyana'nın kapılarını açtık açıyoruz. Moduna girdi ya bir dakikada. Tabii 20 tane televizyon, 30 tane bilmem kanal, 88 tane gazete böyle saçma sapan şeyleri verince, pompalayınca tabii ki vatandaş böyle. Şimdi senin dediğin hikaye de öyle. Erdoğan yarın gidiyor Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'a. İşte 50 milyar şuradan gelecek, 80 milyar şuradan gelecek, 91 yine dolar ne yükseliyor? Eğer gelecekse evet. 80 milyar, 90 milyar. Peki mesele burada. Peki bu paralar oradaki medya yazıyordur. Swap gibi mi geliyor? Yoksa o yandaş medyanın yazdığı gibi yatırım gibi mi geliyor? Ben bir tek karşılaştırma yapıyorum. Genellikle Türkiye ile Mısır Orta Doğu'da aşağı yukarı eşit koşullarda. Yani stratejik konum itibariyle, tarihi itibariyle, coğrafya itibariyle nüfusları aynı aşağı yukarı. Ve Körfez ülkelerinin ilgileri de aynı. Yani Sisi darbesini destekleyen Suudi Arabistan, Katar diyorum, Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'a son 2013'ten bu yana, darbeden bu yana ben diyeyim 50 milyar sen bana de 100 milyar dolar para pompaladılar. Şimdi aynı tezgah Türkiye'ye. Tabii 2011 sonrasında Katar da Türkiye'ye benzer şekilde para pompaladı. 50 mi 30 mu 40 mı bilemeyiz. Çünkü biliyorsun hiç böyle bir bilgi yasak bunlar hepsi bu bilgi. Verilmiyor. Şimdi nedir? Bir daha söylüyorum Mısır'la karşılaştırıyorum ya. Şimdi Mısır'da Süveyş kanalı bile bak özelleştirilecek. Dikkat et. Süveyş kanalı. Yani Süveyş kanalı demek boğazlar demek. Evet. Bizim evet. Türkiye'deki boğazlar gibi düşün. Yani eğer Süveyş kanalı bile Birleşik Arap Emirlikleri'ne ya da Suudi Arabistan'a devredilecekse özelleştirme anlamında. Biz de demek ki boğazları da özelleştirmemiz lazım. Karşılaştırma zaten anlamında söylüyorum. Zaten özelleştirmede elimizde bir şey kalmadı ki. Hayır bir şey daha söyleyeceğim. Tank meselesinden dolayı aklıma geldi. Şimdi Mısır'da orduya bağlı, ordu bayağı ciddi ekonomik güçtür Mısır'da. Pakistan'da olduğu gibi. Bir zaman Türkiye'de de öyleydi biliyorsun. Dolayısıyla ordunun birçok fabrikası, demir çelikten tuttur da bilmem neye kadar bir sürü fabrikası var ordunun. Onlar da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan kendi aralarında yarışıyorlar. Ben şurayı kapayım, sen şurayı kap. Bir tank meselesine benzediği için söylüyorum. En son dün evvelsi gün yine bir karar vardı. Tarihi oteller, tarihi yani atıyorum 200-300 yıllık Osmanlı nerede o şey Mısır tarihinin önemli simgesel otelleri var. Onlar şimdi satışa çıktı. 14 otel olması lazım. Onlar da bu Birleşik Arap Emirlikleri. Hatırlasana bizim Çırağan Sarayı'nda olduğu gibi. Yani evet. Türkiye'deki İstanbul'daki Çırağan Sarayı da bir zamanda özelleştirildi ya. Şimdi evet. Dolayısıyla buna benziyor. Yani her şey satılacak. Hani kabaca hadi öyle diyelim. Yani öbür türlü adam sana niye versin para? Yani niye versin? Bir söyler misin bana? Zaten adama şerefsiz demişsin 3 gün önce. Öbürüne de katil demişsin. Yani Muhammed Bin Selman için. Öbürüne de bilmem ne demişsin. Niye para peki demişsin? Adamlar bir yandan da intikam mı alıyorlar yani? Biraz. Tabii biraz. Yani öyle de bakma. Yani sevgi falan değil. Biraz da düştün ayağıma mı diyorlar. Herhalde. Ne sevgisi. Ya bunlar kendi aralarında birbirini boğazlıyordu. Demin dedim ya Haziran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Mısır, Katar işgal ediyordu. İşgal. Daha ne sevgisi ya. Evet. Bunlar üstelik akraba ha. Yani Suudi Arabistan kralıyla Katar emiri akraba. İkisi de Vahabi mezhepli. Yani iki ülke var Vahabi mezhepli. Suudi Arabistan'la Katar. Bunlar Vahabi üstelik. Ve akraba aynı aşiretler bunlar. Onlar bile birbirini boğazladı. Seni niye sevsin ya? İki adam gelmiş zaten senin burada ülkende Kaşıkçı'yı öldürmüş, parçalamış, parça parça götürmüş, asitle eritmiş. Sen ona katil demişsin. Adam bunu niye yapıyor?
Ben bunu söyleyince millet diyor ki abartıyorsunuz ne hoca ya. Çünkü Osmanlı 1820'de. Aynısını yapmış 1800'de, değil mi? Evet, çünkü Osmanlı Osmanlı'ya ayaklanmış. Bu Suud ailesi 1800-1800-1797-1800-1815'e kadar Osmanlı'ya ayaklanmış. O zaman da Osmanlı tabii gücü yok. Gitmiş yardım istemiş Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan, Mısır şeyi valisi. O da oğlunu göndermiş İbrahim Paşa'yı. O da gitmiş bastırmış Suud ailesinin ayaklanmasını. Ve yakalamış Muhammed bin Suud'u, Esed dedeleri bunu. Yakalamış, göndermiş İstanbul'a. İstanbul'da zincire vurulmuş ve sokaklarda durulduktan, gezdirildikten sonra kafası vurulmuş. İkinci Mahmut zamanında olması lazım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama tarihini söyleyeyim, 1820. Şimdi Osmanlı onu unutmaz. Yani bu Suud ailesi daha doğrusu unutmaz Osmanlı'nın bu yaptığını. Hele hele Erdoğan diyor ya, ben Osmanlı'nın mirasçısıyım. Daha nasıl olacak? O da diyor ki o zaman tamam Osmanlı bitti ama ben mirasçısından hesap sorarım. O da böyle düşünüyor. Ya o kafayı ben tanıdığım için hep ben söylüyorum ya, bu filmleri Hortado'da ben çok gördüm ya. Yani aslında işlerini bildiğim için kimsenin, nasıl düşündüklerini de bildim. Evet, kimsenin Türkiye'yi bu duruma düşürmemesi gerekiyor. Bu çok kötü bir durum. Gerçekten çok kötü bir durum. Yani Türkiye'nin böyle bir duruma düşürülmesi, alay konusu edilmesi ya hepimizin içini sızlatır. Hepimizin içini sızlatır. Kimsenin buna hakkı yok. Üç kuruş için değer mi, değmez mi? Peki, o zaman niye Cumhuriyet'in fabrikalarını sattınız arkadaş? Niye sattınız o fabrikaları?